Evet, aslında bilgileri verdik ama biraz daha detaylı konuşacağız. LGS maratonunda öğrenciler ter attılar, sınava girdiler, belli bir puan aldılar ama aslında hala yarış bitmedi. Şimdi bir de daha önemlisi tercih dönemi var. En kafa karıştırıcı ve en yorucu süreç de bu süreç. Çünkü artık adım atacaklar okullarına. Şimdi biz eğitim uzmanı Koray Varol'la konuşacağız bu süreçte nelere dikkat edileceğini. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, teşekkür ederim. Koray Bey, zorlu bir süreç başlıyor. Evet. Yarın itibariyle aslında özel okullar için başladı ama devlet okulları için. Şimdi öncelikle bu tercih döneminde en çok dikkat edilmesi gereken konular ne? Yenilikler var mı? Bunları size bırakalım. Tabii ki. Teşekkür ederim. Şimdi öncelikle özel okulları olan kısım ayın 12'sinde sona eriyor. 12'sine sona erdikten sonra devlet okulları olan dönem başlıyor. 12'sine olan kadar dönemde de aileler devlet okullarına yönelik olarak tercihlerini yaparak kendi durumlarına yönelik olarak tercih geliştirmiş olacaklar. Özel okulların tercihleri yarın ön kayıtları bitiyor. Salı günü kayıt alıyorlar. Çarşamba günü yedek kayıttan alıyorlar ve çarşamba akşamı puan düşürecekler. Dolanlar puan düşürmeyecek, dolmayanlar puan düşürecekler ve yeniden puan açıklanacak. Ve bu süreç ayın 12'sine kadar devam edecek. Özel okulları tercih yapan ailelere mutlaka ve mutlaka süreçleri çok iyi takip etmelerini, sürekli okulların internet sitelerine girerek durum değerlendirmeleri yapmalarını ve oradaki süreci yönetmeleri, anlamaları çok önemli bir süreç. Şu an özel okullara, bazı özel okullara yüksek sayıda talep var, bazı okullara daha düşük sayıda talepler var. Ama o talep listesinde olan ailelerin bazıları o okullara gelmiyorlar. Bu da özel okullarda tekrar bir boşluk oluşmasına sebep olabiliyor. Yani o listelerin kalabalık olmuş olması o listelerin gerçekleşeceği anlamına gelmiyor. Takip ederek o süreçleri kendi işlerinde açık tutmaları önemli. Bir aile devlet okuluna ve özel okula aynı anda başvuru yapamıyor. Sadece bir tanesine başvuru yapıp bir tanesine yerleşebilir. Çünkü kayıtların hepsi e-okul üzerinden yapılıyor. Aile 12'sine kadar bir özel okula yerleştikten sonra devlet okullarıyla olan ilgili bütün süreçleri kapanmış oluyor. Devlet okullarına tercih yapacak olan ailelerse 12'sine kadar tercihlerini yapıyorlar. 22'sine kadar olan sürede süreçleri bekliyorlar ve 22'sinde süreçler açıklandıktan sonra da tekrar birinci yedekler ve ikinci yedekler olmak üzere devam eden süreçler var. Şimdi aile için önemli olan nokta çocuğuna en uygun olan okula yerleştirmek. Çocuğu için en uygun olan okul da çocuğun yapısına en uygun, sayısalsa sayısal ağırlıklı, eşit ağırlıksa eşit ağırlık ağırlıklı okullardır. Buna dikkat etmeleri önemli bir süreç. Burada hep söylenir, puana değil sıralamaya göre tercih yapın. Evet. Bunun öneminden bahsedelim biraz. Şimdi şöyle, Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl çok ciddi ve çok güzel çalışmalar yaptı. Bununla birlikte çocuklara çok ciddi sayıda örnek soru açıkladı. Bir önceki yıldaki sınavda süre sayısında özellikle sayısal konularda biraz çocuklar zorlanıyorlardı. Onun için 1,5 dakika olan süreyi 2 dakikaya çıkardı. 2 dakikaya çıkarttığı zaman çocukların yapabilme gücü arttı ve süreleriyle birlikte daha çok özen gösterebildiler. Bundan dolayı puanlarda belli bir seviyede yukarı çıkış var. Puanların yukarı çıkmış olması aileleri bazen kaygılandırabiliyor. Bu çok sorun bir şey değildir. Ana önemli olan nokta okulların yüzdelik dilimleridir. Ailelere açıklanmış olan sınav sonucunun içerisinde çocukların hem puanı vardır hem de yüzdelik dilimleri vardır. Aileler yüzdelik dilimleri bazlı hareket etmeleri daha önemlidir. Yani İstanbul'da okuyan bir aile geçen yıl hangi yüzdelik diliminden hangi okulu kazanıldığını bildiği için kendi yüzdelik dilimine bakarak o okula girip giremeyeceğine doğru yönelik olarak kendi kendilerine plan yapabilirler. Okullar %10'luk ve %90'lık olarak iki parçaya ayrılmış durumda. %10'lukta merkezi yerleştirme yani sınavla yerleşenler var. %90'lık kısımda ise çocukların evlerine yakın ve kendi okudukları okula yakın olarak da yani yerel bir yerleştirme süreci var. Şimdi ama %10'luk dilimin içerisinde özel okullar ve burslu alan özel okullar da olduğu için o aslında dilim %15, %16, %17'lere kadar gidebiliyor. Yani bir aile çocuğunun %16'da olduğunu görüyorsa iyi takiple, aktif takiple yine de çocukları %10'luk dilimdeki okullara yerleşebileceğini ifade edebilirim. Burada iyi takip etmeleri önemli bir süreç. Aslında fırsatı sürekli bir kollayacağız bu süreçte. Yani takip etmek önemli. Özelde de devlette de. Peki iyi donanımlı okul nasıl olur? Bu noktada ailelerin en çok dikkat etmesi gereken şey nedir? Şimdi şöyle bir şey var. Hepimizin kendi içimizde yeteneklerimiz var. O yetenekleri de erken yaşta çocuklara yönelik olarak aileler sezebiliyor. Mesela bazı çocuk kendi hakkını çok iyi savunabilir durumda oluyor. Bu noktada bu çocuğun
büyüdüğü zaman bir avukat olması onun kendi hayatını daha rahat yaşamasına çok ciddi anlamda katkı sağlıyor. Bazı çocuksa radyoyu kurcalayarak onu bozmak ya da onu tekrar tamir etmek ya da bir çamaşır makinesi, bulaşık makinesini tamir etmeye çalışıyor. O çocuğun da mekanik yapısı daha gelişmiş bir durumda oluyor. Bazı öğrenciler matematiği ve feni daha rahat yapabiliyorlar. Bazı öğrenciler Türkçeyi, sosyali daha rahat yapabiliyorlar. Öğrencinin rahat yapabildiği alan neresiyse ailenin o doğrultuda öğrenciyi beslemesi, o doğrultuda geliştirmeye çalışması ve ona yönelik olarak bir yaşam planlaması yapması önemli. Bazı okullar daha çok sayısal ağırlıktadır. Onları mezunların nereleri kazandıklarından aileler görebilirler. Bazı okullar daha çok eşit ağırlık ağırlıklıdır. Şimdi çocuğunuz eşit ağırlığa daha yatkınsa, eşit ağırlık ağırlıklı bir okula yönlendirdiğiniz zaman orada daha verimli olup daha çok potansiyelini geliştirip kendi yetenekleri doğrultusunda bir işe yönelebilir. Bazı okullarsa sayısal ağırlıklıdır. Mesela fen liseleri çok ciddi anlamda sayısal ağırlıklıdır. Çocuğun iyi bir şekilde fizik, kimya, biyoloji öğrenmesini, matematiği yüksek seviyede öğrenmesine yönelik olarak sistemler vardır içerisinde. Çocuğun yetileri bu yöndeyse, çocuğu da o doğrultuda yönelttiğiniz zaman ve okulu kazandığı zaman çocuk oralardan fırlayıp çok güzel şeyler yapabilir duruma geliyor. Bu çok önemli bir fırsat. Aslında çocuğumuzu iyi tanıyorsak tercih süresince de en iyi aileler yine yardımcı olacak. Bu noktada çok germemek de lazım değil mi? En heyecanlı dönem. Çocuklarla konuşmak lazım. Çocuklarla konuşarak çocuğun yaşamına yönelik olarak planlamayı çocukla birlikte yapmak her zaman avantajlıdır. Çünkü yaşamı yaşayacak o olduğu için ona yönelik olarak bir sistem geliştirilebilir. Bir de şunu söylemek istiyorum. Aileler okutabildikleri zaman, okutabildikleri kadar çocuklarına CV'ler okutsunlar. Başarılı, üst düzey yöneticilerin CV'lerini okutsunlar. Çocuklar oralardan kendilerine yol planı çizebilirler. Yani ben önce bunu okuyacağım, sonra oradan gideceğim, bunu okuyacağım, sonra bunu okuyacağım, bunu yapmaya çalışacağım diye. Ne kadar çok başarılı CV okuturlarsa çocuğun vizyonu o kadar genişliyor ve okuduğu okulda daha verimli, daha anlamlı, daha ileriye yönelik olarak hareketler yapabiliyor. Peki CV okutacağız. Bir de çocuğumuzun yeteneklerine ve alanına dikkat edeceğiz. Evet. Başarılı olduğu alanlara. Son bir kez daha önemli tarihleri söyleyip kapatalım tabii ki o zaman. Şimdi özel okullar tercihleri şu an aktif olarak başladı. Ayın 12'sinde özel okullar tercihleri bitecek. Yarın itibariyle de devletin tercih dönemi başlayacak. Ayın 12'sine kadar devam edecek. 22'sinde tercih süreçlerinin sonuçları belli olmuş olacak. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı tercih robotu diye bir sistem kurdu. Çok verimli bir sistem. E-okuldan oraya girerek bütün aileler oradan bütün bilgileri alabilirler. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sayın Varol verdiğiniz bilgiler için. Umarım faydalı olmuşuzdur İnşallah. Buradan velilere ve öğrencilere. Sevgiler dilerim. Hoşçakalın.